Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından uzun yıllar lojman olarak kullanılan iki ahşap binada oluşturulan Samsun Kent Müzesi, İtalya'da yapılan değerlendirmede Avrupa'nın en prestijli altı müzesinden biri seçildi. Kentte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 1928 yılında lojman olarak inşa edilen, uzun yıllar bu amaçla kullanıldıktan sonra lokale dönüştürülen ve bir süre sonra da atıl hale gelen iki ahşap bina Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne devredildikten sonra restore edilerek 2 yıl önce Samsun Kent Müzesi haline getirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, Samsun Kent Müzesi'nin hizmete girdiği günden bu yana 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. 7 Mayıs'ta davet edildikten sonra biz İtalya'nın Brescia kentinde Samsun Kent Müzesi'nin sunumunu yaptık. Büyükşehir önünde sunumunu yaptık. Bu sunumda da hakikaten dünya devleri, İngiltere gibi, İspanya gibi, Norveç gibi, birçok ülkenin müzeleri elendi ve 6 müze Avrupa'nın en iyi müzeleri olarak belirlendi ve finalist oldu. Bunların içerisinden Hollanda çok önemli bir müzeyle katılmıştı. Almanya çok güzel bir müzeyle katılmıştı. Slovenya vardı, Türkiye vardı. Bunların içerisinden en prestijli müze, 6 müzenin içerisinde Micheletti adına verilen ödülü Hollanda Müzesi alırken diğer 5 müzede Avrupa'nın en iyi müzeleri arasında jüri tarafından ilan edildi. Samsun'un tarihine ve kültürüne ışık tutan müzede kentin milattan öncesinde günümüzde geçirdiği değişim, fotoğrafların yanı sıra görüntüler, eşyalar, kıyafetler, maketler ve sesli anlatımlarla ziyaretçilere sunuluyor.